Cumhur, son dönemde İngiltere'de vakalarda yaşanan artışa rağmen normalleşme adımları gelmeye devam ediyor. 19 Temmuz itibariyle İngiltere'de tam normalleşme sürecine geçilecek. Yani gece kulüpleri dahil tüm sektörler açılacak. Pub, restoran ve kafelerde kişi sınırlaması ortadan kalkacak. Aynı zamanda maske zorunluluğu da kalkmış olacak. Tabii vakalarda artış her geçen gün devam ediyor. Mesela dün günlük vaka sayısı 28.000'i aştı. 29.000'e yaklaştı. Hükümet vakalarda artışın sürmesini bekliyor yaz dönemi boyunca. Bu hafta İngiltere Başbakanı Boris Johnson İngiltere'de günlük vaka sayısının 50.000'e ulaşmasını beklediklerini söyledi. İngiltere Sağlık Bakanı Javid'den gelen açıklamalar önemliydi dün. Çünkü Javid yaz döneminde İngiltere'de günlük vaka sayısının 100.000'e ulaşmasını beklediklerini dile getirdi. Fakat vakalarda yaşanan artışa rağmen normalleşme adımlarının geldiğinden bahsetmiştik. Çünkü hükümet biraz daha rahat. Bunun nedeni vakalarla ölüm, vefat sayıları ve hastaneye yatış oranları arasındaki bağlantının kırılmış olması. Mesela az önce Johnson'dan yeni açıklamalar geldi ve Johnson Covid vaka sayılarıyla ölümler arasındaki bağlantıyı koparmayı başardıklarını söyledi. Bu nedenle 19 Temmuz'da tam normalleşme sürecine geçilmiş olacak. Fakat İngiltere'de vaka sayılarının 5 ayın en yüksek seviyesine, yani Ocak ayından bu yana en yüksek seviyede bulunduğunu hatırlatalım. Bununla beraber 2 doz aşılananlar, yani tam doz aşılananlar için de kurallar gevşetiliyor. 16 Ağustos tarihinden itibaren Covid testi pozitif çıkan biriyle temas haline geçmiş fakat 2 doz aşısını olmuş kişiler karantinaya girmeyecek 16 Ağustos'tan itibaren. Bununla birlikte önümüzdeki dönemde, günlerde uluslararası seyahatlere ilişkin kuralların da gevşetilmesi bekleniyor. Mesela Temmuz sonu itibariyle amber listedeki ülkelerden İngiltere'ye gelecek kişilerin 2 doz aşıyı olmaları halinde karantina ve testlerden muaf tutulması yönünde şu anda hükümet bir çalışma hazırlığında.